Dersiniz. Bu arada bu sevklerden kimse memnun değil. Ya mutlaka, yani atla, Bahçe, ondan memnun olmayacak Fener ama. Fenerbahçe tarafı e, neden oyuncularımız kendilerini ya. savunduğu için ya. E, sevk edildi, ama takım hukukta... arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı ve PFDK'ya sevk edildi diyor. Şöyle bir görüşte var, neden saldırıdan değil de kavgadan sevk edildiler? Şeklinde bir görüş de var. Ya olabilir ama burada bir taraftan da, ee, bu sevkler aslında hı hı. dediğim gibi alt, limette, alt limitten cezaların verileceğini gösteriyor. Ee, diğer taraftan da diğer taraftan da Trabzonspor kulübü zaten e, kulübe gelecek ceza, sağ kapatma cezalarını hani biz e, Ertuğrul Başkan şunu söyledi. Biz cezayı hak ettik. Orada sıkıntı yok dedi. Yani Trabzonspor'a sağ kapatma cezası verilecektir. Onun ne kadar olduğu bilinmiyor şu anda tabii ki. Ama çok böyle e, yangın yapılacak kadar da büyük e, bir şekilde sevkler olmadı. Ama bu işin doğasında var. Yani oyuncu tamam kendini savundu ama diğer tarafta da yerdeki oyuncuya bir şiddet e, var. Yani bu hukuk hukuku boyuttan bakarsan işe e, burada bir ceza gerektiriyor. Çünkü hepimiz e, bunları e, bu olaylara maruz kaldığımızda, kendimizi savunduğumuzda bile Karakola götürülürüz, orada savunmamız alınır vesaire. Hukuk ne diyorsa, kanun ne diyorsa o e, ortaya çıkar. O yüzden ben hani çok fazla da e, bunun artık e, yorumunun e, hı hı. ya da e, lig başlarken tekrar çünkü Fenerbahçe özellikle sağduyulu olmak zorunda çünkü 8'de 8 yaparsa şampiyon oluyor. Bütün maçlarını kazandığımız şampiyon oluyor. Artı. Önünde süper kupa maçı var. Diğer taraftan konferans liginde belki şampiyon olacak. Onları da göz önünde bulundurması lazım. Yani zaten hukuk işleyecek burada. Evet. Tamamen sahaya odaklanması lazım. Sahaya odaklanmazsa Fenerbahçe kaybeder şu anda. Sahaya odaklanma kısmını da, saha kısmını da yine ayrıca değerlendireceğimizi söyleyelim. İlk yorumunuzu merak ediyorum. Yani gelişmeleri takip ediyorum ben de. Ee, bazen e, sportif yargıda da e, duruşmalı e, Daha doğrusu hani işte savunma yapmak isteyen futbolcuları veya kulüpleri e, de, e, futbol federasyonuna çağırarak yapılıyor Bence Hı. öyle yapılsın işte burada sevk edilen o Egemen Korkmaz İrfan Can osterwolde oradaki gelişmeleri Hani görüntülerde farklı açılardan yayıncı kuruluştan ve tribünden elde edilen görüntülerde izlenirken işte ben şurada şöyle düşündüm, şöyle yaptım, böyle yaptım diye açıklasınlar. Yani hakikaten e, çok zor bir iş. Ben hani bu kararı vereceklere de kolaylıklar diliyorum. Ama olayları buraya gelmeden halledebilmek e, Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında çok uzun süredir devam eden bir husumetin ee, yansımaları olarak görüyorum bunu. Ben, yani geç kalındı bazı şeyler için. Maç oynanalı da 10 gün oldu. Değil mi? 10 gün, günü geçti. 17 gün. Kaç gün? 17, on 10. On, o kadar on, oldu. 15 gün oldu. Evet, evet. Yani mesela oldu. bu tip durumlarda kararlar İngiltere Futbol Federasyonu, UEFA, FIFA, işte ne bileyim Almanya, başka ülkelerde Süreçler çok hızlı işliyor. Kararlar alınıyor, tartışmalar hızlıca yapılıyor, savunmalar alınıyor, iddialar bulunuyor, itirazlar yapılıyor ve bu hani 17 gün mü dediniz? 15. E, 15. gün bu. Evet. 15. gün. 2 yani hafta Mart'ta Yani Mart, bu işi 2 hafta. Bugün 1 Nisan. 2 hafta uzatmak bence e, sıkıntılı. E, yargılama süreçlerinin uzunluğu e, adli yargıda da sportif yargıda da herkes için zulüm. Burada kimi dinlerseniz dinleyin haklısın diyesi geliyor insanın ya da haksızsın diyesi geliyor. Yani aynı anda haklı ve haksız herkes. Evet. Sonuçta kabuk kuvvetin olduğu bir ortamda sahaya inen seyircilerin olduğu bir ortamda elmacık kemiği bir kulüp başkanının yumruğuyla kırılmış bir hakemin yönettiği bir ortamda yani nereden tutup ne yorum yapacağız? Hani ben şimdi kavga yorumcusu değilim ki boks burada Nefsi müdafaa var. Burada saldırı var falan. Yani Allah kolaylık versin. Bence bu kadar gecikmemeliydi. Ee, sevkler her kimler sevk edilecekse hızlıca sevk edilmeliydi. Sevk edilen de yakınıyor. İşte Fethi Pekin evet. e, çok önemli bir hukukçu kendisi. Fenerbahçe memnun değil. E, Fenerbahçe memnun değil. Haklarını sonuna kadar koruyacağız oyuncularımızın diyor. E, Trabzonspor memnun değil doğal olarak. E, belki hani kişisel memnuniyetsizlikler, kişisel Adli yargıda da bir süreçler yaşandı ama galiba herhangi bir dosya açılmadı bu konuyla ilgili, bu kavga ile ilgili ya da kavgalar yok. ve saldırılarla yani tutuklama ilgili. Tutuklama kısmı yok yani. yani tutuklama kısmı, kısmı yok. yok. Ee, soyunma odasında, koridorlarda bir şeyler yaşandığı iddiaları da var. Ona dair futbol federasyonunun aldığı bir karar yok. Batshuayi'nin herkesin gözünün önünde attığı bir döner tekme var ama hani herhalde zarar vermedi diye ya da şey hareket e, gaddarca ve <laughs> hani faalde öyle şeyler var ya. Hani topa niyetli yaptı falan diye herhalde bilmiyorum. Ama hani Batshuayi'nin olmaması dikkat çekici. Evet. Şimdi çünkü neden İrfan Can Bayat varsa Mert Hakan niye yok? İşte atıyorum o sahi varsa Batshuayi niye yok? Yani bunlara bakmak ben hani bir yerinden tutamadığım çelişkilerle dolu ve bence hem aynı anda herkesin haklı hem de haksız olduğu bir ortam. Yani kusura bakmasın kimse. Ne diyeyim hani ben şimdi bu duruma? Yetkililer gereğini geç yaptı. Şimdi muhtemelen de geciken bir takım kararlara tanıklık edeceğiz. O kararların açıklanmasından sonra yine hiç kimse memnun, hoşnut olmayacak. Yani birinin lehine karar çıksa bile ee, onun lehine çıkan karar diğer tarafı rahatsız edecek. Biraz da şöyle bir şey yok mu Serkan korkmaz? Türkiye Futbol Federasyonu ya da PFDK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu özelinde söylüyorum bunu. Ee, eğer bir konuyla alakalı herkes rahatsızlık duyuyorsa demek ki kimseden o kararı veren kuruma karşı bir güven yok demektir. Yani zaten. Güvensizlik bence ortamı, temel problem burdan. Bir güvensizlik ya ortamı. Ya olayların buraya gelmesinin engellenmesi gerekiyordu. Yani olaylar nasıl buraya geldi? O süreçleri aylar içerisinde, günler içerisinde, maçın öncesinde, maç sırasında, maç esnasında hakemiyle, futbolcusuyla, yedek oyuncusuyla, hani bu kadar çok şey yaşandıktan sonra neresinden tutacaksın şimdi? hani Sen haklısın, sen haksız değil ki bu konu. Birinize karar vermek zorunda da değilim ben aslında. Ama o makamda oturanlar ya bu olayları baştan engellemek zorundalar. Ya Ki da en doğrusu da bu olur. Olduktan sonra yani önleyici tıp diye bir şey var ya, evet. yani yakalanmadan e, konuyu halletmek e, çok geç kalınmış, kanayan bir yaraya dönüşmüş. E, Tabirimiz mazur görsün herkes, bir kan davasına, Hadi romanç diyelim, sportif terminolojide kalalım. Sürekli romançlaşan bir duruma düşmüş. Hatta mesela Galatasaray e, da bu konuda müdahil çünkü şampiyonluk yarışı veriyor Fenerbahçe ile. Ee, aynı şekilde Galatasaray, Trabzonspor'la ya da Beşiktaş'ta yaşasaydı benzer durumu Fenerbahçe'de müdahil olurdu. Şimdi hiç kimse masum değil. Yani o haklı bu haksızında değilim ben. Ya mesela Galatasaray ee, ben şeyi anlamıyorum ya çok iddialı demeçler gelmiyor artık takımlarımızdan. Herhalde kendilerine güvenleri yok. Hiçbir takımımızın, kulübümüzün. Herkes maçları oynamamaktan yana.